Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda paralel kenarın tarama testini gömmeye çalışacağız arkadaşlarım. 16 tane soru var. Tek tek gömmeye çalışalım bunları. Önce bir şu odaklanma muhabbetini bir ayarlayalım. Biraz parlaklığımızı da açalım. Gayet güzel. Evet. ABC'de paralel kenar diyor. 50'miz var. Buna göre DGE. DGE dediğimiz yer şuradaki açımızın kaç derece olduğunu soruyor bize. Şimdi paralel kenardaki özelliğimiz şuydu. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti dostlarım. Yani şuranın da biz 50 derece olduğunu biliyoruz artık. Tabi burası 50 derece ise iç kısmının 130 olduğunu söyleyebiliriz. Ve 130 bakın ikizkenar üçgenin tepe açısı. O zaman taban açılarımıza yani şu eşit açılara 50 50 kalmak zorunda. 50 kalmak zorunda toplam ve 25 25 dağıttık bu 50'yi. Şimdi istersen bundan sonrasında şu Z'yi de görebilirsin. Yani bu açının 25 olduğunu böyle de söyleyebilirsin. Ya da ne bileyim şu 50 ise U kuralından burası 130'dur. 25 ise şuranın tersi de 25'tir ve üçgenin iç açılarını toplayıp 25 derece olduğunu böyle de bulabilirsin kardeşim. Evet, geçiyorum ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABC'de bir paralel kenar diyor. Diklikleri görüyorum 2, 4. DC'yi 16 vermiş. DC'yi görelim hemen. Şu kısmın uzunluğunu bize 16 olarak vermiş. AD'yi de 8 olarak söylemiş. Burası da 8'dir demiş. Buna göre paralel kenarın alanı 80 olduğuna göre GK ile GE'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi paralel kenarımızın alanını nasıl buluyorduk biz? Taban çarpı yükseklik. Yani tabanımız 8 ise bu tabana inen yükseklik 10 olmak zorunda ki 8 çarpı 10'dan alanımız 80 olsun. O halde bu 8'e inen yükseklik de EF olduğu için demek ki EF uzunluğu 10 olacak. O zaman EG'ye 6 kaldı. Ya da 16'lık tabanı alacaksan 16'ya inen yükseklik şurasıdır. KL. O halde 16 çarpı KL 80'e eşit olmalı ki KL bu durumda 5 olacak. Demek ki GK dediğimiz uzunluk da 3 olmalıdır dedim. Ve bize de bakın GK ile GE'nin yani 6 ile 3'ün toplamını soruyor. Denizli'yi işaretledim hemen gobeller. Geldim 3 numaraya. Yine bir paralel kenar açıortaylar görüyorum. 120 var, 5 var, 3 var. Şurası 5 ise diyelim. Şuranın da 5 olduğunu söyleyelim ve hemen şu açıortay gördüğümüzde Z kuralı yapıp ikizkenar bulacaktık. Bakın buranın da noktalı açı olduğunu söyledim. O halde şunlar ikizkenar çıktı. 5 ise şuranın da 5 olduğunu gördüm ben arkadaşım. Tabii ki şurada da bakın şu kenarla şu kenar paralel ve bu kenarla da bu kenar paralel olduğu için demek ki şurası da bir paralel kenar çıktı dostlarım. Şu da bir paralel kenar. Yani 3 ise buranın da 3 olduğunu söyleyebilirim. Ya da bunu şuradaki Z harfinden buranın da noktalı açı olduğunu, şuranın 5 olduğunu söyleyebilirim. Burası 8 ise burası da 8'dir deyip 5'in yanına 3'ü böyle de yazabilirdim. Sonra 120-30-30 üçgenimiz var. Neydi bunun kuralı? 30'ların karşısında 5, 5 yazıyorsa 120'nin karşısında kök3 katı yazacaktı 5 kök3. O halde burası da 5 kök3'tür diyelim. Bizden AE, CF'nin yani şu ortadaki küçük paralel kenarın çevresini istiyor. 5 kök3, 5 kök3 daha bir 10 kök3 var. 3, 3 daha 6 var. 6 artı 10 kök3 cevabım geldi. 4 numaraya geldim. Köşe taşında çok bahsettiğimiz bir özellik. Yine şurada bir Z kuralı yapıp, şuradaki Z'yi yapıp şuraya noktalı açıdan ikiz kenarı buluyorduk dostlarım. Yani 9 ise şu KB uzunluğunun da 9, LB'nin 3 olduğunu söyledim hemen. Yine aynı sebepten şurada da bir Z harfi yapıp şuraya bir çizgili açı yazıyorum. Karşılıklı kenarlar eşitti. Buraya 9'u yazdım. Bakın şu uzunluğumun da şu çizgili açılardan eşit olduğunu gördüm. Burası da 9. Yani şuraya da 3'ü yapıştırdım hemen. Demek ki paralel kenarımın uzun kenarı 12. O zaman şuraya da 12 yazalım. Bize de çevresini mi soruyor? Evet. 9 ile 12'nin toplamı 21. 21 de bu iki kenardan geliyor. Toplamda 42'yi yapıştırdım dostlar. Ve geçtim 5 numaralı sorumuza. Paralel kenar demiş. Ne oluyordu? Bu iki açıortayın arasındaki açı her zaman 90 dereceydi. Ve biz buradan çizdiğimiz paralel doğru her zaman orta taban olacaktı arkadaşlar demiştik. Yani bu tarafı da ikiye böldü. 3, 3 şeklinde diyelim. Sonra şurada bakın bir muhteşem üçlü çıktı değil mi? Dik açıdan inen kenar ortay.
O halde bu da şu iki parçaya eşittir. Burası da 3 oldu diyelim. Bir de diyor ki EK FE'nin 2 katıdır. O zaman EK FE'nin 2 katıysa EK'nın 6 olması lazım. Yani şuranın toplamda 9 olduğunu gördüm. O zaman DC de 9, AB de 9. Zaten DC'yi soruyor. Paketledik. Hemen 6 numarayı gömüyorum dostlarım. Bakın iki açıortayın arası kesinlikle 90 dereceydi. Bunu bir yapıştıralım hemen. AF'yi görelim, AF'yi. 28, 12 var. ABC'de paralel kenarının çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi tam şurada az önceki 5. soruda da yaptığım gibi şöyle paralel doğrumu çiziyorum. Şunu çizdim. Bu paralel doğru ne yapıyor demiştik? Burayı 2'ye bölecek. Muhteşem üçlüden bu da eşit olacak. Tabii ki bu tarafı da 2'ye bölecek. Buranın toplamı 40 arkadaşlarım. 20, 20, 2'ye bölmeli. O zaman buraya 20 yazıyorum. Şu araya da 8'i yazıyorum. Bakın burada 8, 15, 17 üçgenimiz çıktı. Şuraya 17'yi paketleyelim hemen. Şimdi burası toplamda 40 ise karşısı da 40. Tabii ki şurası 20. 20. Muhteşem üçlüden bu da 20. Ve bakın şu kenarım ne çıktı? 37. O halde burası da 37. Burası da 37 geldi. Şimdi paralel kenarın çevresini soruyor. Uzun kenarımız 40. Kısa kenarımız 37. Yani toplam 77. Aynı şekilde 77 de bu taraftan gelecek. 77, 77 daha ne yapıyor? 70, 70, 140. 154 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne'den geldi. 7. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Paralel kenar KL paralel AB demiş. 9'umuz var, 25'imiz var, 17,5'umuz var. Dörtgenin çevresini soruyor. Neyin çevresi? A, E, F, D'nin çevresini de bize soruyor. Şimdi bu kenar 25 ise bir kere bu kenarda 25, bunu bir yazalım. Şimdi şurası her zaman 90 dereceydi, bunu bir yerleştirelim. Dostum şunu çizdiğimde bu orta taban olacaktı. 12,5 burayı bölecekti mecbur. Bunu bir gösterelim. Sonrasında şu da muhteşem üçlüden 12,5 olacak. Bunu da yazalım arkadaşım. Daha sonra şurası toplamda ne yaptı? 17, 12 daha 29. Buçukları da toplarsam bir 30 yaptı burası. Demek ki şuranın da uzunluğu 30 olacak. Hatta 9'u buradaysa şuraya da 21 kaldı diyelim. Ve dostum şimdi şunu da söyleyelim. Şuradaki 21 ile bakın şurada bir A, D, F, E yamuğunun orta tabanı var. 21 ile neyin toplamının yarısı 17,5'tur diye soracağım. 17,5'un 2 katı 34, 35 yapıyor. Yani 21 ile şunun toplamının 35 yapması lazım ki yarısı 17,5 yapsın. 35 olması için 5, 9 daha 14 olması gerekiyor şuranın. Bunu da yazdım. Burası 14 ise şuraya da 16 kaldı. Bunu da yazalım arkadaşlarım. Şimdi ne kaldı bizim çevresini bulmamız için? Bir tek şu EF dikliği kaldı değil mi? Bir de bu dikliği bulursak olay bitiyor. Bakın ne yapacağım şimdi dostlarım. Şimdi şuradan da bir diklik çizeceğim ben buraya. Ve diyeceğim ki burası 9 ise şurası da 9'dur. Açıortayın özelliğini hatırlayın. Fışkırtma teoremi dediğim özellik. Açıortayın bittiği noktadan iki kola çizilen diklik eşitti. Hatta kafayla dik arası bu kafayla bu dik arasına eşitti. O yüzden 9 9 şunlara da haş haş diyebiliriz. Ve şu açıortay içinde aynı muhabbeti yazarsam o zaman şuradaki dikliğim de kesinlikle haş olacak. Yani paralel kenarımın yüksekliği 2 haş. Haş neresi? Bu üçgenin yüksekliği arkadaşlarım. Hemen gelin bunun da diklikten diklik indiği için haş kare eşittir. Bakın burası 9, şuraya da 16 kalıyor değil mi? 25 ya tamamı. 9 çarpı 16'dan 144 gelir. Haş kare 144 ise haş 12 çıkar. Demek ki 2 haş dediğim şey 24 geldi. Hadi çevresini bulalım şimdi bunun. 21 buradan, 14 buradan toplarsak ne yaptı? 35. 35 ile 25'in toplamı ne yaptı? 35, 40, 60 yaptı. 24 de buradan geldi, 84 yaptı toplam çevremiz. 8. sorumuz paralel kenar demiş, köşegen demiş. 2 kök 21 vermiş burayı. O zaman şurası da 2 kök 21'dir diyelim. Şuraya 14 diyelim. Şuraya da x diyelim. Buraya da x diyelim. Zaten bizden de evet x istiyor arkadaşlarım. Şimdi dostlar biz bunu köşe taşında köşegenlerle ilgili olan formülden çözmüştük. Ben burada bir de kenar ortayın uzunluğundan çözeyim size. Farklı bir yolla çözmüş olayım.
Şimdi bakın buradaki 8 dediğimiz uzunluk aslında bizim şu ABC üçgenimizin bir kenarortayı. Ve kenarortayın uzunluğu şöyledir. Kenarortayın karesinin 2 katı, yani 8'in karesi 64, 2 katı 128 eşittir diye başlar formül. Kenarortayın karesinin 2 katı. Kollarının kareleri toplamı, yani 14'ün karesi 196 artı x kare diye devam eder. Eksi şu indiği kenar var ya, 4 kök 21 değil mi? Kenarortayın indiği kenar. 4 kök 21. İşte bu 4 kök 21'in karesinin yarısını yazacaksınız buraya da. Şimdi 4 kök 21'in karesi ne yapıyor? 16 çarpı 21 bölü 2 yapıyor. Şunları da sadeleştirirsem 8. 8 çarpı 21. O da hemen hesaplıyorum. 168 daha 168 yapıyor dostlar. Şimdi toparlayalım bundan sonrasını. 196'dan 168'i çıkaralım önce. Şu kenarda çıkarayım ben. 196'dan 168'i çıkartırsam 16'dan 8 çıktı 8. 8'den 6 çıktı 2, 0. 28 kalıyor burada. 28'i de bu tarafa atarsam 100 kalıyor burada. Eşittir x kare. Neyin karesi 100? Tabii ki onun. O zaman cevabım Adana'dan geldi. Evet, 8 numarayı da gömdük. Hemen geldik 9 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? X nedir diye bir soru sormuş. D doğrusuna çizilen dikmelerin ayakları bunlardır. AA üssü 7'ymiş arkadaşlarım. Şurası 7. DD üssü 4'müş. Şurası 4. CC üssü 3'müş. Burası 3. Bir de X'imiz var. Şimdi dostlar, burada kural şuydu. Paralel kenarla bir doğru çizildiğinde karşılıklı köşelerden inen, bakın A ile C karşılıklı. A ile C'den inen dikliklerin toplamı 7 artı 3 eşittir. B ile D'den inen dikliklerin toplamına eşit olacak. Yani X ile 4'ün toplamına diyecektim normalde. Ama bir de şöyle bir ek bilgi vardı. Eğer ki karşılıklı köşeler doğrunun farklı tarafına denk düşüyorlarsa, bakın B ile D, D üstte, B altta. Bu durumda farkları olacak arkadaşlarım. Farklı tarafındaysalar. Bakın A ile C ikisi de doğrunun altında, bu durumda topladım. Ama bunlarda B ile D'ye bakın, biri üstünde biri altındaysa da farklarını alıyorum. Yani x eksi 4 diyorum dostlarım. Ona eşit olacak. Tabi bu durumda ne diyeceksiniz hemen? 10 eksi 4 de buraya geliyor. 14 mü oluyor dostlarım? Mevzumuz bu işte arkadaşlar. Geldik 10 numaraya. Paralel kenar DK'yı 8 vermiş, 4 vermiş. O zaman burası 12'dir diyeceksin. Hemen şu kelebek üçgeni görelim. Bakın 8'e 12 oranı var kelebek üçgeni. Yani 4 ile sadeleştiriyorum. 2'ye 3. O zaman şurası kesin 2K, şurası kesin 3K diyor. Ve bakın bir de şu benzerliğimizi görelim. Şu adamın şu adama paralel olma benzerliğini görelim arkadaşlarım. Şurayı göreceğiz yani. Hemen benzerlik oranı 3 bölü 5 eşittir x bölü 12 diyeceğiz. Ve buradan da 36 bölü 5, yani 7.2 gelecek sorumun cevabı. Şuna bakalım, 8-6 EF nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bunu biz istersek birkaç kelebek üçgen benzerliği yaparak da bulabiliriz. Ya da şu formülü hatırlarsak da olur arkadaşlar. Bakın bir köşegen, bir de dışarıya doğru taşmış bir doğru varsa şöyle bir formülümüz vardı. 4 kök 6'nın karesi eşittir. Yani ne yapıyor? 16 çarpı 6'dan 96 eşittir. 8 çarpı şuranın tamamı, yani 8 artı x, hipotenüsün tamamı diyecektim aslında. Son anda karıştırdım. Peki. Burada da şu 8'i ne yapalım? 2'ye bölelim 4. Şunu 2'ye bölelim 48. 4'e bölelim, 4'e bölelim 12 gelsin. 8'de x'in toplamı 12. X demek ki 4 olacak dedi. Geldim buna. Evet, çok klasik bir soru. Önce şu oranı bir yerleştirelim. DF'ye 2K, FC'ye 5K deyin diyor. Önce buraya bir 2K, buraya da bir 5K yazalım. Şimdi dostum, bundan sonrasında şunu yapacağım bakın. Tam şuradan şöyle bir paralel doğru çizdim. 2K'ya paralel olsun istedim bu. Peki burayı 2'ye böldüyse orta taban oldu değil mi arkadaşlar? 2K'nın yarısıdır K. Ve bakın şu kelebek üçgenden de soruyu çözeceğim şimdi. Şimdi burası toplam 7K ise buraya da 7K yazıyorum. Bakın kelebek üçgen K'ya 7K. 7 katıymış yani alttaki. E bunun şu EK'yi 2 verdiyse devamı ne olacak? 7 katı 14. 13 numaralı sorudayız. Paralel kenar demiş bize. BF eşittir CF'nin 3 katı demiş. Onu da bir yazalım. K'ya
3K. FAB açısı nedir diye soruyor. Bir oran daha var. DE'ye 2H diyelim buna. DC neresi orası? Şurası 3H'mış. Bunu da yazalım. Bu kadar. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bakın yine şunu ben dışarıya doğru şöyle bir uzatıp şu kelebek üçgenimi yapmak istiyorum. Şimdi 3K ise şurası da 3K'dır arkadaşlarım. Bunu da bir yazalım. Daha doğrusu 3H pardon. Çok özür dilerim. 3H'tı bu. Buraya 3H yazalım. Şimdi 1'e 3 oranı var. Bakın şu iki kelebeğin 1'e 3. O zaman 3H ise şuraya da H kalmak zorundadır diyelim. Sonra şu dik üçgeni görelim. Şunu. Bakın 90'ının karşısına ne düştü? 4H. Neyin karşısına 2H düşer? Yani yarısı ne zaman olur 90'ın karşısındakinin? Ne zaman yarısı olur? 30 derecenin karşısındaysa. Demek ki burası 30 derece. Peki hemen şu Z harfini de görelim öğretmenim. Bakın şurada bir Z var. Demek ki X de 30 derece olacak. Yapıştıralım. 14 numaradayız. Açıortay görünce ne yapacaktık? Z harfi yapacaktık. Hemen şuradaki Z'yi bir yapıştıralım. Şurası da noktalı açı. Demek ki bununla bu ikizkenar değil. HC, HE'nin iki katıymış. Şuna K dersem burası 2K'ymış arkadaşlarım. AD'yi soruyor bize. Gelin şunu biz uzatalım. Devam ettirelim. Ve biliyorum ki bu açıortaysa, burası 90 derece ise bunun da açıortay olması lazım ki, çünkü iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. O halde şurada da bir Z kuralı yaparsam öğretmenim ben, bu da çizgili açı olur. Yani şuraya X diyelim. Biliyorsun ki şurada kalan iki parça birbirine eşitti. Buraya 3 diyelim. Hocam burası X artı 3 ise burası da X artı 3 diyelim. Burası da X artı 3 oldu ikiz kenarlıklardan. Ve şurası da ne oldu kardeşim? 6 artı X oldu. Son olarak şu kelebek üçgeni görmenizi istiyorum dostlar. Şunu. Bakınız oranı 1'e 2. O halde 1 bölü 2 eşittir X bölü 6 artı X'e. Buradan 2X eşittir 6 artı X olur. X eşittir 6 gelir. Bize de X'i soruyordu galiba değil mi? AD'yi soruyordu pardon. X 6 ise 6 artı 3'ten 9 çıktı. 15. sorumuz. Alan DLKF, şu taralı alanı 4 vermiş. Paralel kenarın alanı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi hemen başlayalım. Burada kelebek üçgenlerimiz var. Bakın şu iki kenar tam ortadan çizildiğinde şu 3 parçanın birbirine eşit olduğunu biz biliyoruz. Şöyle karalayayım ben bunları. Tabii bunu normalde kelebekten de bulabilirim ben dostlar eğer istersem ama çok uzatmak istemedim. O yüzden buradan hemen söyledim. Sonra başka ne yapalım? Şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Bakınız şurası A ise şurası da A olacak. Çünkü şu iki kenar birbirine eşit. Sonra şu noktaya 2A düştüyse bu noktaya da 2A düşecek. Sonra öğretmenim bu noktaya da 2A düşecek ve burası da A, A diye dağılacak. Ve bakın 2, 3, 4 A'yı bize 4 vermiş. Demek ki A'mız 1. Peki köşegenin, şu köşegenin üstünde kaç A var? 2, 4, 6 A'yı vermiş biliyoruz biz o zaman. 6 A dediğim şey 6. Yani şuranın, şu köşegenin üstü 6. E o zaman 6 da 6 olacak. Toplamda ne geldi? 12. Son sorumdayım galiba. ABCD paralel kenarında DE'ye 2K deyin diyor. DE 2K. AE'ye de 3K deyin diyor. Buraya da 3K'yı yazdım. 10 var, 12 var. Alan AEB. Evet, şimdi ilk önce şu ortadaki üçgenin alanını bir bulalım. Arkadaşlar buraya bir diklik çiziyorum. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 köküçtür diyor. Ve ben bu üçgenimin alanını taban çarpı tabanım 12, yüksekliğim 5 köküç diyerek bölü 2'den şunlar gitti 6, 30 köküç biliyor. Şimdi bu üçgen neydi her zaman şuradaki taradığım üçgen? Tüm paralel kenarın yarısıydı. Demek ki yarısı 30 köküç. Lan hocam burası yarısıysa geriye kalan şu iki üçgende diğer yarısı olmaz mı? Tabii ki olur. O zaman şununla şunun toplamı da 30 köküç. Ve bakın oranları 2'ye 3. Yani ben buna 2A dersem buna 3A demek zorundayım ki 5A'yı biz 30 köküç diyebiliyoruz. Demek ki A eşittir 6 köküç. 3A'yı soruyor. 18 köküçü yapıştırdım dostlarım.
Şimdi bakayım arkada devamı var mı? Yok. Burada 17. köşe taşımıza geçiyoruz. Evet, onu da bir sonraki videomuzda devam edeceğiz inşallah arkadaşlarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.